Dediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir galibiyet. Geçen hafta söylemiştim, iki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Zaten son kaç hafta bir hatırlamıyorum. Her hafta şampiyon olacağız, şampiyon olacağız diye hazırlanıyoruz. Ve bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bilmiyorum, taraftarımızın sustuğunu hiç duymadım, hatırlamıyorum. Çok güzel bir ortam vardı, çok güzel hazırlandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız. Ya onunla konuştuk, hatta bir tane pozisyonda topukla pas verdiğinde sana gol attırmaya çalışıyorum dedi. Dedim ben sana attırmaya çalışıyorum, o sana attırmaya çalışıyorum dedi. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama bir şekilde asist yapıyoruz birbirimize. Güzel, çok iyi, çok kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir insan. Hiçbir egosu yok saha içinde, saha dışında. Bunun meyvelerini yiyoruz gerçekten. Bugün ona nasip oldu iki gol atmak. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz. Sonu şampiyonluk olacak inşallah. Ben geçen sene de aynı şeyleri söylüyordum. Ben hiç bunları kendime söylemiyorum, düşünmüyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene güzel bir sezon değildi bizim için. Ama yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben şu an sadece Galatasaray'a odaklıyım. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gelecek sezon neler olur, neler biter, bununla ilgili hiçbir planım yok. İnşallah hepimiz için güzel şeyler olur. Tabii ki her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, orada kendini göstermek hayallerinden bir tanesidir. Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası'ndan sonra bence en üst seviye. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize inanıyoruz. Gruplara kalacağımıza inanıyoruz. Grupları geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak inşallah. Neden tekrardan Şampiyonlar Ligi finali olmasın, şampiyonluğu olmasın? Biz bu şeyleri çok hayal olarak görmüyoruz. Bunlara inanıyoruz. İnşallah olur. Ben kendimi geliştirmeye çok adamış bir insanım. Sürekli benim için yeter diye bir şey yok. O yüzden kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Hep bir şekilde önümde eksilerim konuluyor. Bunları da çok dikkate almıyorum. Ben her seferinde kendimi geliştirmek üzerine değerlendirmelerimi yapıyorum. O yüzden antrenmanlarda olsun, dışarıda analizlerim olsun, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki oynadığımız dünya yıldızları da hepimize bir şeyler katıyor. Onlardan ne öğrenebilirsek sağ içinde, sağ dışında öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar da bize sağ olsunlar bu konuda çok yardımcı oluyor. Ya şampiyonluk gelsin de, yani kimin attığı önemli değil gerçekten. Yani. Yani şu an şampiyonluğu düşünüyoruz gerçekten ama şampiyonluk sonrasında ne olur bilmiyorum. Belki taraftarımıza kupayla koşma anımı hayal edebilirim yani. O olur büyük ihtimalle.